umutlarımız Hocam, var. bazen şöyle diyoruz, hemen sözünüzü bir balta Estağfurullah. kesmiş olayım. Şimdi biz sizi takip ediyoruz diyenleri, bizim bir ekibimiz var. Bunlar tabii her yapılan paylaşımları ve haberleri süzgeçten geçiriyorlar. Evet. Bazen diyoruz, bu yaptığınız takipleri arada bir beğen şuna basarak bize de hissettirin ki biz de bilelim Abdülhamit Bey de bizi takip ediyormuşuz. Orada olduğunuzu bilelim diyorsunuz. Evet. Evet. Aslında hani sosyal medyanın gerçek amacı budur. Yani güzel ve içeren ya da topluma faydalı olacak bir haber niteliği taşıyan bir oluşum varsa, bir paylaşım varsa, bunun ya takdir ya tekdir görmesi lazım bir Evet. şekilde. Yani ki yapılanın doğru ya da yanlış olduğu anlaşılmış olsun. Evet. Ona ben dikkat edeyim o zaman. Ama Evet. Efsus Haber'de mutlaka bize ulaşan haberlerinizi yer veriyoruz, yayınlıyoruz, görüyorsunuz, takip ediyoruz. Evet, futbolu konuşuyoruz. Sizin de bir futbolcu kimliğiniz var mı acaba? Onu sormak istiyorum. Ön bilgi yok bende ama. Sadece tabii futbol olmamalı bence. Yani abişinin sporu da evet dinliyoruz. Şimdiye kadar abişinin spor camiası ya şimdiye kadar güreş yapmış insanlar içeride buluşu dalında artık abişinin bizim adına uluslararası arenada duyulan bir antrenörümüz, sporcumuz var. Bunların vasıtasıyla abişinin spor vasıtasıyla duyurumu ve tanıtımı diye ben dinliyorum programınızı. Baştan beri de internet üzerinden takip ediyorum. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Mesele Avşin'i duyurmak ya da mesele Avşin gibi küçük imkansızlıklar içerisinde olan Anadolu şehirlerinde kaliteli gelecek vadeden ya da gelecekte gençlere ışık tutabilen genç milli spor yetiştirebilmek. Bu gayeyle yürüyor, çalışıyor bütün çalışmalar. Doğru mu? Hani bunlar içerisinde az önce Yusuf Bey dinlerken hani dedi ya top toplayarak başlamıştım ben bu işe. Bireysel çaba ve gayretleriyle belki ailesine sorduğumuzda kendisinin oraya gitmesini istemiyordu ama kendi içindeki bir futbol aşkıyla yaptığı çalışmada bir profesyonellik kazandı. Belli bir seviyeye geldi ama her halükarda hangi sporda olursa olsun birinin elinizden tutup size önayak olması lazım ki daha düşün. Segmentlere çıkabilirim. Yine güreşte de hakeza aynı şey geçerli. Ya da savunma sporlarında da aynı etkinlik geçerli. Bu bağlamda avşinimizin ben ödülü toplum sporları olarak değil de bireysel sporlarda daha açık görüyorum. Yani bir güreşte en azından bireysel bir başarı gelebilir. Savunma sporlarında bireysel başarı yine gelebiliyor. Bu konuda inşallah güzel çalışmalar olur ama tabii ki futbol, basketbol, voleybol bunlar bizim artık vazgeçilmez sporlar olarak uluslararası noktada kabul görmüş. Bütün okulların kendi içerisinde basit kurallarla yapabilecekleri bir spor dalları olmuş. Bu noktada da gelişmeler için içeride bir de beden eğitim öğretmenimiz var. Size dinlediğim kadarıyla orada saygılar sunuyorum. Hocalarımıza, hamiyetli öğretmenlerimize, gayretli idarecilerimize çok iş düşüyor burada. Çünkü yetenek şey gibidir, yani biz hep başarı dendiğinde ya matematiksel bir başarı ya da işte sözelsel, kalemsel bir başarıyı hedefliyoruz eğitimlerimizde. Halbuki insanların birçok farklı kabiliyetleri olabilir. Yani sporda, sanatta da gençlerimiz kendini öne çıkartabilir. Bu dalda yani bir tıpçı olarak baktığımız zaman bugün yine çok çocukluk bir arkadaşımızla sohbet ederken kendisi de bir tıp doktoru dediği şu oldu. Ya dedi ne kadar dedi halkız varsa getirseniz dedi bir hukukçu, bir tıp doktoru olabilir çok rahatsızlar. Ama dedi bireysel kabiliyeti olan yani icat edebilme yeteneği olan işte mühendis kafası olan, zekası olan ya da spor ve sanat noktasında kalem kuvvetli, resme kabiliyeti olan